Duraklattan hepinize selamünaleyküm ve merhaba arkadaşlar. Bana izletin bu 25, bölümünde 26, 25 mi acaba? Hiç hatırlamıyorum. 22, 23, 24. bölümü olması lazım. Önemli değil. Sayısının hiçbir önemi olmayan Bana izletin bu bölümünde LA Confidential konuşacağız. yanımda bir FBI, bir CIA üstadı sevgili Ömer. Karşımda da köstebeklerin kralı Deni Devito'nun amcasının oğlu sevgili Tunağan var. Tunağan hoş geldin stüdyomuza. Evet. Keşke bir stüdyomuz olsa üçlü çeksek ne güzel olur değil mi? Evet ya. Artık yeter bu webcamlerden çektiğimiz. Evet bir mesafe koyuyor hakikaten. Arada bir insan şöyle bir <laughs> Ya böyle bir birbirinin ittiresi dürtesi geliyor insanın. Mesafe koymuyor yaz. Baya mesafe var zaten. <gülüyor> <gülüyor> 150 kilometre kaç? 150'den fazladır. Olmaz mı? <laughs> kaç 300? 200. 500. Yürüyerek. Yok ya 600 var mı oraya? Böyle. Ciddi misin 600, ya? Abarttın <laughs> mi? Dolanıyor diye mi acaba? Ee, Kuş uçumu mu? Bak... Şeyi mi? Yolu mu hesap ediyorsun? Evet. Bu hmm. haftaki filmi sevgili Ömer bize önerdi. Daha doğrusu evet. izle dedi. İzleyelim dedim hatta. Çünkü ben de izlememiştim bu filmi. Ha sen izlemedin mi filmi mi Ha hmm. sen sen izlemişsindir. Ben izlemiştim de Zelle hiç bir halt hatırlamıyordum yani iyi öyle izlemiş oldum tek Bir nevi üçümüz aynı anda izlemiş gibi mi olduk? ilk Aynen, defa öyle konum oldu geçen şey. Ben onu hatırlamıyorum ha ben sen biz dedim çok güzeldi. Yok. Gibi. Şöyle tamam, olmuştu. Mı? ben Heat'i izlemiştim. Aslında geçen bunu önerirken de bahsi geçmişti de. Ahmet abi var. Abi ne film ama falan derken. O da bayağı iyi filmcidir. O da dedi ki hemen üstüne bir LA Confidential yapıştır. Hmm. Şeklinde şey yaptı. Ben de dedim, tabii hemen yapıştıramadım işte. Yani üzerinden birkaç ay geçmiş oldu ama. Bu vesileyle onu buraya atmış oldum. Ee, biraz hani şey oldu hani. Önerenden ötürü iyi olduğuna hmm. emin olduğum filmler vardır ya. Şimdi mesela Tuna bana close dedi mesela. Zaten aslında 7 ile başlıyor film. Daha izlemeden puan. <gülüyor> puan <laughs> aynı. Puan olarak İzledikçe de artıyor gibi oluyor. Hani o o tarz bir durumdu. Filmde utandırmadı. Böylece filmi de e, inceden bir yorumlamaya da geçmiş olalım. Kim başlıyor? Siz yorumlayın önce tabii. Ben önerdiğim için önce sizin yorumlarınız Bence, benim sen için değerli. Sen önerdiğin için e, başlasın. Evet. Ya, utandırma da iyi bir yorum. Hani şeyini belli ediyor. E, hislerini belli ediyor. Utandırmıyor hakikaten. Keyifli bir film, güzel bir film. Ama şey mesela hani şeyi düşünüyor insan. Yani işte şimdi açıkladın tabii de. O zaman hani yani hani niye seçmiş bana izlet için ne bileyim falan biraz oldum mesela hafif. Hmm. Hani şey biraz eskimiş mi acaba? Hani çok da çok 90'lar filmi gibi yani. Ama kalitelisi yani mesela o dönem falan hastası olursun. Yani 90'larda bunu izleyince zaten tam dönemi. Ama biraz şey hani eskimiş gibi geldi bana anlatımda. Ee, hikayesi çok güzel ama senaryo eskimiş gibi. Anladınız mı yani farkı? Yani hikaye senaryo hamleleri, plotollar falan çok keyifli. Ha. Ama e, tarzı, bilmemnesi bilmem nesi, işte ne bileyim böyle tekrar eden diyaloglar, her şeyi açıklayan e, diyaloglar falan filan böyle biraz eski tarzı yani. Yine de ama böyle bir kendim hani o dönemi filmlerinde gibi hissettim. Nostalji açısından iyi oldu benim için. Aslında o dönemin derken aslında bu da başka bir dönemde geçiyor. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Dönem, dönem, dönem filmi dön film. dönem bizim içerisinde iki, dönem, dönem gibi oluyor için değil mi? İki kere dönem <laughs> filmi oldu. Şeyi evet sen ne diyorsun? Ya acı ben ben açıkçası filmin başında e, Goodfellas gibi bir şey olacak sandım bu filmi tamam mı? Yani tabi geçtiği o yılla alakası da var işte kirli polis gibi başlıyor Russell Crowe hani böyle çok e, şey derdi olmayan hani böyle iş kuralına göre yapalım falan. Dedim ki öyle bir şey mi olacak? Sonra bir baktım biraz ben şeye benzettim bu filmi. Bana katılacak mısınız bilmiyorum. Ee, Brian De Palma'nın şey var ya Intouchables. Hmm. Ona benzettim. Hmm. Ama şöyle benzettim bu arada. Senaryosal anlamda değil de. Filmin hani her filmin böyle bir türü var. Bir de o türün içinde türler var ya. Şimdi bu bir polisiye evet. film. Aynı zamanda ama işte mafya film. Ben yani, mafya filmi denmez buna gerçi. Kötü, karanlık. Yok. Kötü Kötü polis. Aslında bu şeye daha yakın. Film noir'a daha yakın. Ha, ha, evet, hmm. doğru. Ama mesela hmm. film noir dediğin şey de polisiyenin bir türü mesela. Türü demeyeyim evet, türü tabii mi? Tabii. Alt tür gibi oluyor. Biraz modifiye edilmiş bir film noir gibi. Ha Bana hissettirdikleri olarak ben bunu şeye benzettim. O Intouchables In mı? Intouchables un mı? Hmm. Untouchables mı? Intouchables. Fransız filmi olan. Onda da işte Kevin Costner böyle çok temiz kalmaya çalışan bir polis falan bilmem ne muhabbetleri vardı işte İzlediniz mi bilmiyorum gerçi de şöyle bir Al Al Pacino'ya aynı Al Pacino değil oldum. Al Capone pardon. Al Capone'u şey oynuyor ama Robert De Niro oynuyor Eyvallah. gönderme zaman. mi var diyorsun? <gülüyor> olabilir <gülüyor> Al Pacino'ya gönderme Al Capone evet bu arada ama çok harcanmıştı hmm. o film neyse o film ayrı konuşuruz. onun onun gibi bir şey ama bu böyle benim çok aşina olarak hissettim ama çok da böyle bugüne kadar çok da tüketmediğimi fark ettiğim bir tarzı var. Yani bu film böyle kendine has bir tarzı var. Ama bir yandan da bakıyorsun parça parça bir sürü şeyden alıp bir şey oluşmuş gibi. Ama dediğin gibi bugünden bakınca öyle. Belki o gün çok orijinaldi hani çok böyle insanlarda şok etkisi yaptı falan filan. Artık bilmiyorum gişesi bilmem nesi nasıl. Ama filmi ben de öyle çok aşırı beğenmedim açıkçası. Hani kötü değil. Yani nasıl diyeyim. Mesela e, Tunan bize şeyi izletti ya. Paul Thomas Anderson'ın filmi neydi? There Will Be Blood izletti ya. Evet. Mesela onu ilk izlediğimde ya bu filmi niye bu kadar beğendiler anlamadım dedim. Ama bir hafta sonra böyle o film böyle demlendi abi tamam mı? Şu an benim için o film çok iyi bir film yani. Yani bana bir o filmi sorsa çok iyi film derim. Bu filmi onu diyeceğimi zannetmiyorum. Öyle bir o, o, o düzeyde beğendim yani ondan sonra yani hazmedemediğim evet. bir şey yok benim bu filmde Heh. tabii canım çok yani o döneme popüler filmi hala evet. popüler film kategorisine yani demlenecek bir film değil bu hani evet. derdi şeyi belli olan tamamen hani o kendi film tarzında eğlencelik olan bir film aslında ama bu tabii kötü yapmıyor film yani aslında keşke bütün e, şey filmler hmm. Ya şu an sinemadaki popüler filmler, evet. gişe filmlerinin hepsi Aynen. böyle olsa. Ben hani, de öyle dedim. Bu işte. Olsa. Ben de tam olarak öyle dedim. Yani. Şey var yani filmde. Ulan blockbuster denmez de ne denir işte. Dedim ki popüler film yapılacaksa da böyle yapılsın dedirtti bana yani. Evet. Sadece Tabii. filmle ilgili tek bir şikayetim var. O da şikayet değil yani. Hani bir şey bulacaksam o da şu. Yani bence bu filmde 2 saat 20 dakika olmamalıydı. 2 saatte tamamlanabilecek bir hikayesi evet. var biraz böyle şey yapmaya çalışmış film bence. Onu hmm. bu tamamen kişisel görüşüm şey değil yani bu böyle bence anlamında değil bana hissettirdiği bu. Film böyle çok böyle çetrefilliymiş gibi davranıp aslında çok basit bir hikayesi var. Hmm. Hani o plot hole dediğin şey plot twist. Plot twist dediğin şeyler tahmin ediyoruz aslında az çok tamam mı? Ama böyle hani bir sürü olay oluyormuş gibi. Ne hissettim biliyor musun? Ha, bak sana onu söyleyecektim şey yapmaya. Wire'ın ilk bölümünü izledim demiştim ya sana. Biraz böyle Wire'ın o yapmaya çalıştığı şeyi yapmaya çalışıp yapamıyor bence. Mesela Wire resmen hani sonrası da öyledir diye tahmin ediyorum. İlk bölüm öyleydi çünkü. Bir sürü şeyi dağıtıp sonra toparlıyor değil mi? Yani o belli oluyor mesela o dizide. Ulan bak bir şey yapıyor bu adam. Evet şu an kafam karışıyor ama muhtemelen bunlar toparlanacak demiştim ilk bölümü izlediğimde. Bu mesele öyle değil. Yani bu bunu yapmaya çalışıp beceremiyor gibi geldi bana. Ondan sonra Ha ama filmin sonunda da ya tamam önemli de değil yani bu film zaten çok da öyle bir derdi yok diyorsun ya yani. o yüzden e, beğendim yani beğendim. Şimdi ben şöyle e, öncelikle değerli yorumlarınız <laughs> için teşekkür ediyorum. Abi şöyle e, film bence storytelling olarak çok güzel e, ilerliyor. E, bir de biraz e, Filmlerle alakalı da araştırma yaptım ben Zaten işte LA Confidential Romandan uyarlama Hatta ro böyle bir dörtleme hmm. Bir romanın hmm. bir cildi bu ee, ha, Devamı da var Aynen ha, bağlantılı değil galiba Yani hmm. şey olarak da ee, Hatta normalde romanda işte 10 yıllık bir Süreçte geçiyor hikaye Bunu işte e, Yönetmen hani bunu birkaç günlük bir şeye indirebilmek için e, uğraşmışlar Etmişler falan Yönetmenin de romanın yazarının da şeyi zaten bu işte bu film noir'larda falan gördüğümüz bu Los Angeles e, efsanesi gibi o zamanlar böyle şey muhabbeti var yani başka filmlerde yani mesela kirlenmiş polisler Hı. efendim suça karışmış polisler temizlenmeye çalışan bir e, işte emniyet birimi falan filan e, bunları zaten hani e, işte Uyuşturucu, fuhuş bunların hepsini de böyle o Los Angeles'ın Hollywood yine hakeza. Bunların hepsi böyle Los Angeles'ın bir parçası aslında. Hani bu kitapta da e, anladığım kadarıyla filmde de zaten hani bu verilmeye çalışmış. Bence bu anlamda e, hani atmosfer anlamında çok şey verildiğini de düşünüyorum. Benim filmden şeyim aslında daha kaliteli diyaloglar istedim. Ya ben biraz böyle hani belki fazla şey ama işte hani alıntılanabilecek söz değil de hani ama benim aklımda kalacak diyaloglar hani benim için çoğu filmde böyle hani orada şunun şununla konuştuğu sahne bilmem ne falan önemlidir hani. Bunda e, yine onun gibi yerler çıkar ama böyle daha önemlisi yani bu filmde daha çok hoşuma giden şey şimdi bu üç e, ana karakter, 3 polis karakter işte Russell Crowe Gus Edwards, Guy Pearce. Ay, pardon. Guy Pearce, herifin karakterin adamıyla Ed bilmem ne mi? Yok. Gus Edwards Ed yokmuş demek. Ed evet. Extreme evet. gibi. <laughs> 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 Excel. Bir Excel. de Kevin Spacey işte. Word, bu üç Excel, PowerPoint. Bu üç polisin e, karakter gelişimi film içinde de değişiyor. Mesela e, işte bizim ana karakter e, Russell Crowe, işte. Annesi babasından şiddet görmüş falan filan. Adam böyle bir polis olmuş. Biraz da bunun etkisiyle. Ve Değil kadınları on, ondan ya, onunla açılıyor zaten Hı. filmde hatta. Bu herif işte bir tane karısına şiddet evet. uygulayan bir herifi tekrar içeri attırmaya şey yapıyor. İşte öbür eleman e, işte babası polis. Efsanevi polis bu şey olmuş ve çok böyle e, kanunu uygulayacağız şimdi. Ama yükselme e, tutkusu olan da bir şey. İşte hatta mesela filmin başında o haldeyken filmin sonunda o adam şeye Hı. dönüyor işte kariyerini yakıyor aslında o şey ortaya çıksın diye. İşte Kevin Spacey'nin oynadığı karakter aslında tamamen kaybolmuş. Bir yerde mesela ona diyor ki neden polis oldun diyor. O da diyor ki bilmiyorum, hatırlamıyorum mu diyor, bilmiyorum mu ne diyor. O, yani o evet, o hani tamam boş vermiş ya. O, o da boş vermiş ama o da film içerisinde mesela işte o çocuk üzerinden falan. E, yeniden motive oluyor falan. Hani o iki karakter aslında Kevin Spacey ve diğerinin dönüşümü daha şey bizim e, Russell Crowe'un karakter aslında daha alışkın olduğumuz şey işte kahraman işte şey sonunda da aslında eline bir şey geçmiyor ama işte sevdiği kadınla işte Arizona'ya evet. gidiyor falan gibi. E, Haslı hani bu anlamda ben hikaye anlatımını sevdim ama dediğiniz hani o e, hani şimdi bu film çekilse işte İşte ile yazarak anlatmalı hani o işte e, habercinin dilinden şey yapma anlamında en, en başı falan hani muhtemelen şimdi ya birçok şey belki böyle çekilmez birçok sahne böyle olmaz falan ee... <laughs> ama benim hoşuma gitti o anlamda şeyi de sevdim böyle bakayım başka da bir şey diyecek miyim diye baktım da hani bu bahsettiğiniz mevzularla alakalı ya da genel filmle alakalı bu anlamda bu ya bu iki unsur aslında benim için film çok e, film hoşuma gitti ama şey e, ben aslında filmin hızını çok sevmedim Evet ben ben biraz daha sakin ilerle hani çok olay olmasından ziyade e, hmm. şey olarak da daha sakin ilerlemesini seviyorum işte hani o polisiye mevzuların ilerlemesi açısından hmm, da böyle Bunda böyle karakter biraz daha bir telaşa var, bilmiyorum hani bilerek mi yaptılar o, da bilmiyorum çok sonuçta yürüdüm, yani zaten. biz de Kaliforniya'da büyümedik o yüzden yani <laughs> belki şey olur yani bir zamanlar Anadolu'dayı mesela biz çok seviyoruz da hani Oregonlu adam çok da hoşlanmayabilir yani. Ama bir şey söyleyeyim bak Texaslı sever ama İyi yazılmış hikayelerde nerede olduğu aslında çok önemli değil yani şöyle mesela ee, ben mesela işte birkaç sene önce Kore yapımı işte suç gerilim falan muhabbeti. Hı hı. Bilmiyorum ki Kore'yi ne hiçbir şeyini bilmiyorum Koreli. Hani hiç olmazsa Amerikayı gidip gördüm ben mesela Eyvallah. ama hiçbir şey bilmediğimden ama adam o kadar iyi anlatmış ki onun bir önemi kalmıyor. Bence bir zamanlar Anadolu'nun mesela en güzel yanı orayı bilmene gerek yok. Amenna ya hani ben hani eğer yok öyleyse sen gene söyledin niye... de. Eyvallah. Hani ben de düşündüm bu dediğinizlerken mesela Los Angeles diyor ama. Biz Los Angeles olduğuna dair neredeyse hiçbir şey görmedik. Yani öyle o büyük binaların olduğu yerleri falan görüyor musunuz filmde? Büyük binalardan ziyade bence bunu mesela şeyde hikayede vermiş. Yani ee, işte belli vakalar oluyor. Mesela bir tane kadın taciri mi? O kelimeyi kullanmıyorum. Ben. Hangisi? Kelimeyi mi? Hayır hangi işte? adam? <laughs> o esmer adam mı? Pratchett. Ha Pratchett mı ne işte var ya yani. Hani kadın taciri ama... E, kadınları da Hollywood ünlülerine benzetiyor estetikle hmm. falan filan öyle pazarlıyor işte onun içinde bulunduğu bir grup var işte hani hem e, işte bir suç örgütü aynı zamanda işte hem, hem uyuşturucu işi yapıyorlar hem işte şantajdan bilmem ne yapıyorlar falan filan bir de 1950'lerin hmm. Kaliforniya'sı da bizim bildiğimiz ne var ki <gülüyor> <gülüyor> ha, aa şurası da şey diyeceğim bir şey yok mu? falan şey Stepless Center'ı biliyorum ben Kine Los Angeles'ta. Kennedy'yi şurada vurmuşlardı. <laughs> Gerçi Los Angeles'ta oldu. <laughs> ya dönem şey olarak e, güzel tarafı dünyanın hani bir, ne kadar değiştiğini anlıyorsun. Yani bir kere çok o zamanlar emniyet teşkilatı belli ki Texas gibi bir şeymiş yani acı yani. Herkes istediğini yapıyor. E, kamera yok, bir şey Heh. yok anlasın. Her <laughs> işin bir kılıfı var. E, hala öyle ama. bu arada da neyse. O ama şey organize işlerde diyor ya <laughs> Video ne güzel bir icat değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ya bak bu filmde kamera olsa hani böyle polis de olsun sokaklarda. Yemin ederim film 15 dakikasında. <laughs> <laughs> Çünkü orada tutuklanır bizim yani elemanlar. Nasıl krama, milleti yerden yere vuruyor. Evet, orada evet. kim görüyorsa görüyor yani tamam mı? Yani o yüzden hani kamera yani hakikaten tek mesela şeyi düşünüyorum 30 sene sonra hani teknoloji artık nasıl bir yere gelecekse mesela polislik o zaman ne olacak? Ama şey konusunda espri söylemeden rağmen katılıyorum. Abi sadece teknoloji değişiyor. insan değişmiyor. Yani yine kirli polis var. Ne fark ediyor? Ha, tabii Onun canım. da bir kılıfı bulunur ya. Yani. Ben esprisine söylemiyorum zaten. Bugün de yani polisten <laughs> birçok bir bakar. Daha geçenlerde işte emniyette adam biri hmm. şey yaptı falan. Ayakkabı falan. Ya, yani gerçi orada video için. çıktı. Hani Olayın öyle olmadı ortaya çıktı gibi ama bilmiyoruz işin sonunda kim ceza alacak ne yapacak falan. Yani ya işte şimdi burada mesela adamlar Meksikalıları dövmeye iniyor da ya hasbel kadar gazeteci geri dönmese kimsenin haberi olmayacak yani. Aynen öyle. Öyle bir şeyler var. Neyse yani ben Aynen. senaryoda tabii <laughs> e, aslında hikayeyi hikayeyi çok beğendim. Yani hikayenin tasarımı, ayarlanışı, üç koldan ilerlemesi, hepsinin karakter işlemesi, sonra hepsinin hikayelerini bağımsız bir şekilde ilerlerken hepsini finalde birbirine bağlaması falan filan plotolları falan aslında çok güzel. Yani analitik olarak çok güzel bir senaryo var ortada. Ama e, şey işin içine artık böyle bir yönetmenlik ve kurgu girince işler biraz savsaklanmış. Yani böyle çok bir kere filmin ilk yarısı ve daha da fazla sahta yani. Son 50 dakikaya kadar olan kısmı çok gereksiz sünüyor ama Sünüyor gibi hissettirmiyor da yani bam 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 da gidiyor bir yandan ama sünüyor ve karmaşıklaştırıyorlar durmadan. Bir karmaşıklaştırma var. Yani mesela ilk 20 dakikada hele e, kim kimmiş falan filan diye e, oturtacağım diye çok fazla efor sarf ediyorsun. Yani bu bu biraz sorunlu bir anlatım dili aslında. ona Filmi mesela son 50 dakikası kurtarıyor. Yani evet. hikayeler... İyice açığa çıkıp böyle karakterler e, çaprazlanmaya başlayınca, kesişmeye başlayınca o zaman bütün artık ilgin, alakan e, geliyor ve filmin heyecanı da çok yükseliyor. Ama o zamana kadar biraz sünüyor yani. Biraz seyircisini kaybettiriyor bence. En büyük sorun olarak filmdeki <laughs> ben bunu görüyorum. Şeyi soracağım ya. E, bana film izlerken hikaye şeyi anımsattı. E, training Day'i. Ben sana onu diyecektim. Benzettiniz bunu. Evet. Training Table'dan sonraydı herhalde. Çekil. Tabii canım o. Yani. 2001 Ha. Mi? Evet 2001. 2001 galiba. Kafan karışmıyor. Tamamen duygulara Hı. odaklısın Hı. o evet. filmde yani Training Table'de. Burada mesela e, tamamen matematiğine odaklısın aslında. O onu neden yapmış? Bu onu neden yapmış? Hmm, bilmem ne. E, mesela şeyde de biraz e, biraz şeyde de düşürüyor filmi bence. Guy Pearce de düşürüyor biraz filmi. Ben Guy Pearce'ı tamam iyi kendi öz bir karizması da var adamın. Gençlik karizması da var böyle. Ee, ama böyle vasatın hemen üstü gibi bir, bir performans geldi bana açıkçası. Abi, Çok bu zor da bir rolü olduğunu da. düşünmüyorum. Bu filmden önce ee, fakat... zaten Hollywood'da doğru gün film çekmemiş zaten galiba. Bir tane işte bu e, meşhur Oscar aldığı Oscar mı alıyor? Bir şey aldığı bir film var. şimdi Adı hiç gelmedi aklıma ya. E... Memento da iyidir mesela. O 2000. Yok o daha 2000. sonra işte bu Hı. yani hani bayağı anonim gibi. Bir de Avustralyalı bu herif. Öyle Russell Crowe da Avustralyalı Aynen. Yani, Guy Pearce Avustralyalı mı? Aynen. Nasıl Russell Crowe'un da bundan önce çok büyük filmi yokmuş yani. Eee hani abi Hı. Los, Angeles, Los Angeles çok iyi. Ben de Los Angeles filmi bayağı çekeceksiniz bu adamlarla falan demişler. Russell Crowe çok iyi. Kim? Kadının adı neydi ablanın? Kim? Kim? Kim Besincir. Ha Besincir. Kim Besincir. <laughs> kim Besincir mesela. Don't kill the Besincir. Ali Furkan'cığım kim esprisi yaptı? Yaptı yaptı, yaptı ya. araya o. Kimi evet, diyorsun ben de, dedim. Bende şey oluyor. Tutuk olduk oluyor. <laughs> Baktım şöyle kameraya hatta. Kim Besincir abi Russell Crowe'dan korkmuş. Böyle karaktere çok odaklanan. O evet. Russell Crowe'nun dövdüğü sahne var ya. Dövecekken <laughs> Geri basıyor. Orası çok hoşuma gitti bence. İki patlatıyor canım. İki. Ama bak işte. Ya, kendi... Az daha e, o hep olmaktan uzak durduğu adama ha. dönüştüğünü fark ettiği anda koşarak kaçıyor. Kim Passenger'da bir oyunculuk aşırı göremedim açıkçası ama çok doğal bir karizması var. Peki bu kadın. filmde nasıl Oscar aldı abi? Biri bana almış Oscar mı almış Evet abi, abi... filmde Oscar almış. Oscar'ı aldı Vallahi... mı ya? Bir baksan ona. <laughs> bakıyorum. Filmin 9 tane Oscar adaylığı var adaylığı vardır da. Ödülü yok ama sanki diye aklımda kaldı benim. Yani film iyi diye e, kur vermişler bence hanımefendiye. Yoksa bir oyunculuk yok açıkçası. Evet iki oyuncuyu evet. daha konuşmak istiyorum ben. Ee, önce şey konuşalım. Bir Kevin Spacey'i çok beğendim. Evet. Yani karakterini de çok beğendim. Aşırı beğendim. Yani, karakterini. Ya onun karakter e, ilerleyişi falan çok keyifliydi. Çok da çok ayarında oynamış onu ya. Bu herif Keşke böyle bir sapık manyak bir şey çıkmasaydı yani. <laughs> çok, çok seviyorum bu erfen oyunculuğunu gerçekten. Yani çok iyi oyuncu. Karakterin hep böyle hiç mesela ta baştan beri aslında tamamen hani Los Angeles'ın ruhuna satılmış bir polis halinde bile tam gıcık olamıyorsun adama. Yani hani böyle bir şeyi var. Böyle bir kendisine bağlayan bir sakinliği var. Bir keyfi var böyle adamın. sosyalliği falan bir keyif veriyor yani. Ee, onun karakteri çok iyiydi ama oyunculuğunu bence en konuşacağımız filmin en başarılı oyunculuğu net bir şekilde ee, James Conner abimiz ee, yani emniyet müdürünü oynayan Dudley mi? Ee, hı -hı Dudley. Dudley, abi. sesi Liam Neeson'la aynı değil mi ya? Neyi? ses, ses tonu hı, hı inanılmaz benzettim ya Liam sesi ne çok 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 benzettim bilemedim yani. de İskoç galiba biliyorum Bilemedim. Ben daha çok işte Green yeşil yoldan falan daha çok hatırlarım. ben var biliyorum. hep bir yerde görüyoruz ama hiç yani böyle bir tek Succession'da en son aklımda evet, en kalmış son yani. Yaşı yerinde tabii. tabii. Ee, ama bu filmdeki rolü yani onun rolü çok önemli. Rol yapması çok önemli. Ve iki yüzlülüğü mükemmel oynuyor. Yani ben uzun zamandır bu kadar iyi iki yüzlü oynayan bir aktör görmemiştim yani. Hani Genelde aktörler 200 oynarken biraz abartı oynuyorlar mesela. İyiliği çok iyi, kötülüğü çok kötü oynuyorlar. Bu full gri alanda çok güzel gezmiş yani. Çok keyifli bir oyunculuğu vardı ve plot hole, hakikaten plot hole oluyordu bu adamda yani. Şaşırıyorsun gerçekten. Plot ama. twist oğlum. Plot demesin. Plot twist evet pardon. Plot hole ee... neydi? Ben plot hole farklı bir kavram olarak kullanıyor diye düşündüğüm için. Yok, şey, ters, ters köşe tabii. demek istiyor da en çok onu beğendim ben oyunculuk olarak. Filmin de en başarılı yönü o. O biraz sırıtsa film düşer yani baya. Finaline kadar da adamın şeyi bile gayet iyi yani. Ölüşü bile çok güzel mesela. Orada titreyerek kasılarak falan ölüyor yani. Arkadan vurulmasına rağmen. Peki Deni Devito'nun e, sokakta hızlı hızlı yürürken <laughs> Charlie! Charlie! diye bağıracağını düşündün mü? <laughs> <Evet. gülüyor> yani resmen Deni Devito'yu izlerken güldüm bu filmde ya. Çünkü sürekli Hani böyle Sol Besan'in Philadelphia'nın böyle bir şeyini izliyoruz. Böyle hmm. ciddi gibi davranıyorlar. Kesin bir yerden bir manyaklık çıkacak evet, evet. falan. şey e, Belki onu demek istersin. Ca şeye vurma sahnesi. Ha, onu da söyleyecektim ha. de. Ya ben Russell Crowe'dan biraz konuşmak istiyorum. Russell Crowe hmm. benim filmde çok şaşırdı abi. Çünkü ben Russell Crowe'un oyunculuğunu öyle çok sevmem. Yani. Aa Russell Crowe var bu filmde. Hadi aç izleyelim falan demem yani. Tamam. Ben de öyleyim. Sanki hiç böyle roller oynamıyor Burada diye. da gerçekten yani çok falan. iyiydi bence. Bayağı. Ama çok izlemiş olabilirsin. Mesela şeyinde Michael Mann'in de bir filmi vardır. Russell Crowe'un başrolü olduğu. Ne? Sanki o da Köstebek diye çevrilmiş olabilir. <laughs> Neydi adı ya? Bu Köstebek evet. değildi ya Allah'tan. Bakayım mı? Bak. Valla Köstebek diye çevirmişler 99 filmi. Hangi film? The Insider orijinal adı. Ha, hmm. eyvallah. Al Pacino ile oynuyor. Russell Crowe evet, evet. Mesela orada da çok güzel oynar. Ee, böyle bazı Bak, rolleri var. Yakın yıllar ama. Evet. Yakın yıllar. şöyle evet. şey, yapmadan yani muhtemelen Oradan Russell Crowe oraya... şey e, hani baba oyuncu olduktan sonra bu işleri bıraktı gibi mi oldu? Ne oldu acaba? Tabii tabii. Ya biraz en son iyi oyuncu Beautiful Minds falan olabilir yani. Ondan sonra biraz artık herhalde şey. En son torda Zeus falan oynadı. Yani kötü de Pacia oynamıyor ama. Bahçıya. Buralara düştün abi. Ya oğlum bu mesela şey izlediniz mi siz? Ee, nice Guys diye bir film var. Evet. Ha onda da güzel. Bak. Orada ha. mesela e, ben o filmi o kadar eğlenceli olacağını hiç düşünmedim. Çok eğlenceli. Çok film iyi film orada. ha. Mükemmel. Orada da ya. mesela aksiyon sahnelerinde yine çok iyiydi yani. Bence Russell Crowe aksiyon sahnelerini gerçekten çok iyi yapan bir adam. Burada yalnız beni şey yani nasıl bunu bir eleştiri olarak değil Geyiğine söylüyorum şu an. Abi çok fazla duvardan duvara <laughs> Ya bu <laughs> filmde herkesin suratı yaralıydı ya. Herkesin ama. <laughs> Yaralı oldu. Hatta bir yerde kadına iyi misin diyor. Kadının suratı <laughs> mor. O da diyor sen iyi misin? <laughs> Çünkü ikisini de Russell Crowe dövdü. <laughs> yalnız 90'larda hakikaten aksiyon hep fırlatma üzerine. Yani bütün filmlerde aksiyon filmlerinde bu var. Abi, Arnold da hep fırlatır mesela. Ama şey ya yani şimdi gerçekten mesela sen, birini dövmek daha seni de yıpratıcı bir yanı var ya yani hmm. adamı çal sağa sola ya. Bence <laughs> o atma olayı işte <laughs> e, tamamen sinematik olduğu için ya başka bir şey Bence de ya? Gerçek biraz. hayatta kimseyi duvardan duvara atmazsın. Mı? Ha şöyle Aynen. mesela Guy Pearce attığı yer e, rahatsız etmiyor. Neden? Orada zaten ona bir şeyi var yani. Aynen. Onu böyle hakikaten yerden yere vurmak Aynen. istiyor yani o şey adam savcı mıydı neydi? Bilmiyorum galiba polisti ya. Evet. Büyük, büyük polislerden. Onu dövdüğüm sahnede çok güldüm ben ya Tunağan. Ya yani Texas gibi dediğim sahnelerden biri de o yani <laughs> savcıyı pencereden sallandırmak. Savcı mı o ya? Savcıydı, Savcıydı ya aynı. Savcıydı. Abi ama bak şey benim çok hoşuma gitti. Savcıyı sallandırırken <laughs> hani hep bu adam sallandırma işinde bir şey vardır ya. Ha fiziğine uymuşlar uyumuşlar Fiz değil mi bu sefer? Şu ayağı evet. şuradan kitleyip evet. falan evet. düşmesin evet. diye. İlk defa sallandırma tekniği öğrendik. Evet. Bu saatten sonra lazım olursa evet. mesela Çünkü biliyoruz yani. Mesela çık çıksa. O ayakkabıdan şey yapmamış işte mesela yani. Ayakkabısını ya da adam kontrol edeceksin. spor ayakkabı değil de mesela rugan falan mı? Diye. <gülüyor> <gülüyor> Kolay çıkıyor. Ya orada gibi. şuna güldüm. Sudan. Ee, hmm. Ömer'e de gösterdim Hayır. ya kahkaha attım ama. Şimdi adam yaşlı bir adam ya. Onu böyle evet. alıyor tamam mı? Böyle yapıyor orada bir kat atıyorlar hesapta or yani daha genç bir adam ee, dublör Dublörü... olarak kafasını vuruyor tamam mı <laughs> ama orayı, <laughs> orayı böyle hani, çekmiş bir iki saniye adam belli oluyor adamın saçları kısa tamam mı? aynen <laughs> orada böyle bildiğim bambaşka bir adam vuruyor böyle duvara tamam mı nasıl <laughs> tekrar bizim adam geliyor? Adamın çıkardığı sesler de çok komikti. <laughs> 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 şey de iyiydi. Bu bizim, nasıl Chrome karakterin adı neydi ya? S ed, Ed bir şey. Ed, Yok. Ed o White. Bu şey, gaybiyiz. Bud White. Ha. Bad White. Bud, Bud White. Evet. Bu Bud White. Bu Bud White'ın filmin başında, e, ya bu Bud White böyle, hani iyi bir polis falan ama, biraz da böyle şey yanı var sanki böyle. E, K9 köpeği gibi yani Mesela. Hiç kontrol edemiyor. Döv diyorlar, dövüyor. Aynen. O anlamda diyorum. Hatta işte. o yüzden polis. Hatta yani ilk başta ilk başta o müdür hmm. bunu kullanıyor böyle. Bu sonda bu bahsettiğimiz sahnede falan da e, hmm. söyle dursun falan diye Guy Piers, öbürüne söylü. Guy Pierce diyor böyle hani biraz da hmm. orada da hani ona benzer bir ilişki yine kurmuş gibi yani böyle. Orada mesela sevmediğim gene senaryoda şey diyaloglarda sevmediğim şey e, çok fazla açıklama ve tekrarın olması. Yani o gerçekten eskimiş. Yani tam o dönemlerin şeyi. E, bunda mesela 50 kere şeyi duyuyorsun. 3 kere de söylenmez abi. E, i̇şte Bad White e, o kadar da aptal değilmiş diyor. Üç farklı karakter. <laughs> evet. Yani abi, yani gerçekten çok kötü yazarlık bu. İşte efendim e, şeyler de mesela hikaye durmadan birilerinin ağzından bir daha anlatılıyor bizi hatırlatmak için falan. Yani en sonunda Guy Pearce hepsini özetliyor ve <laughs> ulan zaten izledik. Gördük, anladık. Yani sen niye öyle şey yapıyorsun? O, onlar yani filmin şeyi abi çok analitik bir film olmuş. Sanatı eksik filmin biraz. Yani beni benim mesela sevmemeyi sebebim bu filmi. Ben bu kadar artık hani bu kadar formülüze film sevmiyorum. Ne kadar kaliteli de olsa oyunculuğu ve senaryosu. Ben de sinematografi e, olarak çok şey yapmadım. Şey. Yani mesela hani son dönemde de çok e, övdük ettik de Heat'i. Eee ama hmm. hakikaten yani hit'te falan çekim olarak da böyle bazı Tabii sahneler... Tabii, aç bak. Heat i, heat i bir i̇şte o Aynı. da mesela polisiye, şey, tam polisiye. Şey. Hani benim sevdiğim yani... şeylerin hepsi onda da, hep daha üst seviyede hmm. var gibi geldi bana. Yani hani böyle bunda mesela hani şu sahnede bir kare olur. Hani mesela hit'te hmm. kafamda bir şey sahnesi vardır işte kahve kahvecide. Ne ya, mekana, konuştukları ne? yer mi? Ha bir kafede karşılıklı oturuyor işte Robert De Niro'lu şey konuşuyorlar falan böyle hani. Hı. O sahne var ve sahneyi gördüm de diyaloglar da hep aklıma gelir yani böyle hani. burada evet, böyle o o o manzarayı çok gelmedi yani böyle kare kare filmde çok fazla şey aklımda kalmadı. Evet. Diğer şeylerini S beğenmeye çalıştık gibi oldu ya. Yani. Senaryonun en güzel tarafı tabii aynı şey gibi. ...şey filmi gibi... ...bir Rosebud sahnesi var yani. Rosebud kelimesi var hatta bence. Ee, neydi Hasolini. o şey? <laughs> Citizen Kane'in... <laughs> Kane ...Rosebud'u gibi. Ee, işte Rollo Tomasi... E, ...diye... ...kurgusal e, bir karakter isim. Çok güzel bir senaryo hamlesi bence. E, Cuk diye oturuyor. E, Kevin Spacey onu harika... ...yani çok iyi fikir. Yani... yani. ...ölürken bu kadar zeki olmak... <laughs> Ee, iyiydi yani. O şey işte Al Mevsimi'ndeki <laughs> Aa, Mesela Al Mevsimi'nin -Mevsim beceremediği şeyi yapıyorlar aslında. Ee, Şeyiydi bak çok... sonunda Ga Guy Pearson ee, işte o aynalı camın arkasında konuşuyorlar ya işte. Bence bu arada siyahileri sorguladığı sahne de çok güzeldi. Ha, orada evet. odadan odaya Bence hararetlenmesi yazın ve çekim çok heyecanlandırıyordu yani adamı. Ve şeyi çok sevdim arkadaşlar. Bence filmin en iyi yanlarından biri çatışma sahneleri genel olarak çok güzeldi bence. Güzeldi evet. Çatışma evet. şeyi çok güzeldi. Yani ee, o, o gerginliği alıyorsun bence. Özellikle final final çatışması falan evet, çok. çok güzel ben, ben o yani. siyahilerin yerini basıyor ya bizim Guy Pierce. Hmm. Orayı çok sevdim. O da çok güzeldi ya. Çok o, güzeldi o asansör sahnesinde, sahnesinde Adamı göstermemesini istedim. Ne olur gösterme dedim ve gösterme evet. helal olsun dedim. Orada evet. şey oldu mu peki? Ben şimdi filmin nereye gideceğini de o zaman bilmiyorsun ya. Hani hikayenin böyle hani bu kanaldan gideceğini bilmiyorsun. Evet. Orada bende kafamda bir şey oldu. Hani tak sıktı hani ve bu da çok şey işte hukukun üstünlüğü hmm. işte kanun neyse onu yapacağız polisi yani. İşte evet. Orada mesela acaba ulan asansörde bir başkasını vurdu da şey oldu falan mı diye böyle böyle bir, evet. birkaç saniye kafamda döndü ya. Hayır vurduğunun ha, çocuk ki... olduğunu görmüyorsun Anladım. o üçüncü çocuk tamam, olduğunu. Eyvallah doğru. Yani Orada birini itiyor ama belki asansörde biri daha var. Ha mesela doğru. içeride belki biri bir başka kata gidiyor. Kafamda niye o döndü böyle hani. O kata ne bak doğru yani, söylüyorsun. Benim ya kafamdaki o, o... senaryo bir başka şeye gidecekmiş. Aslında film aslında da iyi bir şey o yani. Böyle bir şey olsa o bir film olurdu. Evet. Yani o bahsettiğin. <laughs> öyle büyük bir şey o. İşte senaryom. aynen işte ben başka bir film o an kafamdan başka bir film geçmiş gibi oldu yani böyle. Evet. Buradan devam. Ediyor. Ama evet. üç karakterin de e, gittikleri yol üzerinden sınava tabi tutulması olayı benim hoşuma evet. gitti. İşte en güzel tarafı oydu yani. Evet. Aynen. İşte güzel Guy Pierce orada adamları vurunca şok yani tamam doğru bir şey yapıyor Hı -hı. ama sonra şey diyor yani ben aslında yanlış bir şey yaptım. Hani o, o şeydi. Evet. Ve öbür tarafa hani şeydir ya derler ya filmlerde veya gerçekte artık bilmiyorum. İşte seri katiller ilk cinayeti işledikten sonra öbürlerine çok Hissetmez bir şey yani. İlk ki sadece çok vurucu olurmuş tamam mı? Bu da onun gibi hani bir kere vurduktan sonra belki açılacaktı. Russell Crowe gibi bir şey dönüşecekti. Hı. Tamam mı? Öyle. Mesela Russell Crowe'un kadına vurduktan sonra kaçma sahnesi tekrar söyleyeyim. Orada da o onunla mesela test edildi. Kendi içinde yani. İşte Kevin Spacey'in... Düzgün biri e, o, olmaya karar vermesi. ölmesi. Genç elemanın ölmesi üzerine... Hem evet, o yani hem de şey. Aynen. yok Ondan de önce de biraz canı darlanmıştı şey paralıyor işte. Evet. Yani, para alıyor ya Dendevito'dan. Evet. Sonra böyle aynaya bakıyor. Şey orada evet. bak oyunculuk işte sen. Orada böyle... değişiyor zaten. Aynen. Parayı bırakıyor hatta. Şeyde. Sen dedin ya Kevin Spacey çok iyi oynuyor. Bak ben o sahnede dedim. Harbi oyuncu işte böyle oldu. Sen o sahneden adamın duruşundan ve yüzünden şeyi anlıyorsun. Abi. Hiç, hiç konuşmuyor bak. Ya ben ne yapıyorum yani? bu Böyle bir hayat olur mu? Ben nasıl polisim? Nasıl bir adamım? falan gibi. Dediğin gibi o Elemanın ölmesiyle de şey oluyor. Şeyi de ben evet. onu da hani o biraz da bahsettik aslında ama o hani hikayenin geçişlerine işte mesela <laughs> bir noktada Kevin Spacey ile ikisi birlikte çalışıyor. Hı -hı. Bir noktada o onunla iş yapıyor. Hı -hı. İlk başta Hı -hı. o onunla falan yakın. Hani o böyle karakterli geçişleri, birbirinden ilişkileri falan Çok da güzel. güzel yani. Çok güzeldi. Zaten o iki durum yani. Üç yoldan ilerleyip onları ara ara kesiştirmesi senaryonun en usta e, tarafıydı evet. yani, En güzel tarafıydı. E, ama tabii dönemin klişeleri falan da var yani. Böyle şeyler çok komiğime gitti. Yani filmin başında e, mesela durmadan Guy Pearce'a gözlüğünü çıkar diyor. Hı hı. Niye lan? <laughs> Hiç kötü durmuyor adamda gözlük. Ama, ama o dönem işte, evet. abi o, o zaman yani, çok şey yapılıyordu. O dönem yani. gözlüklük, nörtlük, eee dört göz dediğin gibi karizmayı bozan bir şey gibi. Şey çok ee, komikti ya orada. Çok güldüm. çok kötü ama git. Ee, kemik bir şey tak ya. Kevin Spacey ile eee Gus Edwards mı? Ney lan bu? Taktı Gazetvurtsa ya. Guy Pierce. Guy Pierce. <laughs> Kafamda zırh <direkt gülüyor> Gazetvurt. Kim lan bu? Garrett Oğlum Morton Frink... Fringe. Morton Fringe mı? <laughs> Oh. Morton <laughs> Çok iyi oyuncudur. Morgan Freeman demek. Hayır mi? hayır. Breaking Bad'de ya. Gustav Frink kim? Bu herifin realdeki adı. Giancarlo. Bir Gus Edwards yazsana. Böyle biri var ya. Kim bu? Guy Pearson. Kevin Spacey ile birlikte gidip o e, genç bir elemana şey yapıyor ya. Gider yapıyor ya. E, Futbol işte. oyuncusuymuş ya. <laughs> Hem de Amerikan futbolu <laughs> <aynı> şey. <laughs> ne alaka abi? <laughs> ya Gus Edwards dedi ya. <laughs> o sahneyi hatırladınız mı? Kadına diyor ya işte Hollywood starına benzemeye çalışabilirsin o sahne çok ama ya bu sen abi. hala çok bir sahne. fahişesin falan diye bir kadın gerçekten evet. mı çıkması falan böyle. Yani şeyinde, çok de, komik. E, Kevin Spacey'nin böyle Aynen. <laughs> Yalnız olsun. mesela Guy Pearson zayıflığını o sahnede anladım mesela. Ee, direkt şey sahnesi aklıma geldi benim. Seven'daki gülme sahnesi aklıma geldi. Hı -hı. Bir oradaki mesela etkileyicilik, etkileyici bu o gülme sahnesinde yaşayamadım bunda. O A kadar hani Arabadakine şey mi diyorsun? Arabadaki Arabada. gülme sahnesi. Aynen, aynen, işte, aynen. Seven'daki kadar etkileyici değildi mesela. Aslında birebir yani aynı. Aynı şeye hizmet eden iki sahne Hı -hı. Ee, ama aynı etki yok mesela. Tamamen oyunculuktan kaynaklı. Çünkü, Morgan, Freeman orada, Morgan Freeman orada Morgan Freeman orada şöyle biliyordu ha, değil mi o? Patlıyor bir anda patlıyor. Öyle. Finaliyle toparlayalım diyorum ben. Ee, finalde bir tercih var. Guy e, gidiyor ve e, o zamana kadar zaten tam karakterinin artık finalize olmuş noktası. İdealiz, i, e, idealist bir karakter. Normalde nedir? Sen yargıç değilsin değil mi? Sen yargılamamalısın. Ama adaletin yerini bulacağını düşünmüyor ve adamı vuruyor. Gayet de vicdanı rahat. Finalde de görüyoruz. Vicdanı son derece rahat. O da değişiyor işte. İşte o da değişiyor. Karakteri noktalıyor. Ee, ama size sorayım yani siz bu aşamalardan geçtiğinizde siz ne yapardınız? Ben yani? çoktan vururdum ya. Baştan vururdum ya. Çatışmada vururdum. O adamın vurulmaması biraz saçma arkadaşlar. Çünkü bütün kulübeyi taramış bir sürü insan evladı ve kalabalık hmm. geldiklerini duyuyorlar tamam mı? Geliyorlar işte böyle bir şeyler yığıyorlar. Üç tane adam vurdular diye hemen olay bitti zannediyor. Oğlum bir, bir durun lan bir bakın etrafa yani. Lan PUBG oynarken bile etrafım sarılıp adamları indirdiğim zaman etrafa bir daha bakıyorum. Çünkü o çatışmayı duyup gelen adam olabilir diye. Oyunda bile bunu yapıyoruz. Bir bakın lan. Yani orada Russell Crowe vurulsun diye saçma. Bir de o adam dimdik duruyor böyle. Ulan bir siper al bir şey yap yani. Yani Guy hmm. Pearson'da bir atış etse bittin yani. Hani çünkü adam iki kişi bütün orduyu yok etmiş orada. Ya e ama zaten bir de bir kişi kalmış da işte. İşte o adamın ama o çok rahat olması sadece film icabı ya başka bir şey değil öyle öyle bakarsak. Ama öbür türlü bak, yani çoktan vurulurdu o herif o anlamda bu kadar uzatıyor. Yani ben onu gördüğüm anda bam yani bitti. Çünkü karanlık ortam zaten herkes beni öldürmeye gelmiş. O adam oraya yani, gelmesi de biraz saçma bu arada. Onu da söyleyeyim ya. Yani. Onu artık şey olarak düşüneceksin sen. Yani onların e, en savunmasız anını beklemiş ustalığıyla. Ha işte yedisiniz. öyle, öyle şey yapıyorum ben de. Hani bunu, bunu şey olarak söylemiyorum. Filmi böyle yerden yere vurdu bu sahne gibi söylemiyorum. Hani vurur muydun diyorsun ya. O çoktan ölmesi lazım o adamın o anlamda. Russell hmm. Crowe bayağı şeydan çıkıp pat küt milleti vuruyor. Çok zekiydi bu arada orası. Yani vururdum diyorsun. Vururdum diyorum net. Evet. Ben de Beşsatçı'nın dediği gibi ben denileni yapmam gerekeni yaparım. Gerçi hmm. Beşsatçı vuramıyor böyle durumlarda biliyorsunuz. Hayır, o durumda vurmanın ahlaki olarak bir tersliği de yok. Adam seni vurmaya gelmiş zaten. Anladın Ama mı? şey, ay adalete teslim etmek. Tamam, öbür bir adamları da vurdun, onları da teslim etse. İyi de onları söyledim. nasıl teslim edecek? Adam sıkıyordu. Tamam, bu da sıkıyor ya anlamda söylüyorum. Tamam, adam teslim oldu bir noktada. Ha işte, o noktaya gelmezdi demeye çalışıyor O hocam. noktada Bilmiyorum. Zaten o anın karakterine bağlı. Soruyorum. İlk başta zaten ilk başta zaten teslim diyorsun. alacak Şak, orduğum orduğum En sonu düşün sen. Şey, tabii teslim aldın. E, vurur musun? Teslim edersin. Abi, o anki şey çok önemli. Ama şu anki aklımla vurmam. Abi Onu aklı söyleyeyim. olan vurur ya. Çünkü hani adam çok e, güçlü konumu itibariyle bu işten sıyıracak. Hani kendisi de söylüyor zaten bunu. Yani sıyırmasa da şöyle bir olay var yalnız mesela oradaki çelişki kısmı o zaten mesela adamın zaten niye sen e, tutuyorsun e, şey adalete teslim edeceksin zaten bu kadar 10 kişiyi vurmuşsun bir kişi mi fazla geldi hmm. hani vurursun onun çok vicdani olarak şeyi yok orada şey olayı var sonuçta bir temsiliyeti var ya bu adamı hmm. yani bir emniyet müdürü. Acım, bak o da çok güzel bir senaryo şey. evet. Emniyet müdürü, mafya bossu, şehrin mafya bossu. Aynen. Ya bu güzel bir şey, çok büyük bir hikaye. Yani bunu afişe ettirmek için hani adalete teslim etmek isteyebilirsin yani bak dünya böyle, hayat böyle. Siz evinizde yatıyorsunuz ama hayat böyle yani diye. Ya işte o, o dönemde yiyecek bir şey olmadığı için vurmak daha mantıklı aslında o dönemde her onu dönem, kanıtlarsın bir şekilde. Her dönemde de o makama gelmiş adamı. Yani bu memlekette de bu işler olmamış şeyler değil. Hiçbiri de yani öyle a bu da suçluymuş deyip alınmadı. Evet. Olayı örtbas edilir. 3-5 tane memurun dediğine zaten de kimse bakmaz zaten. Ölünce de kahraman oldu yani. aynen. Zaten aslında sonraki aşamada hani emniyet müdürünün kendini kurtaracağı şeyi aslında bu adam yaptı. Hani onlar dediler ki ya bunu susturup olayı örtbas etsek falan hani bir kahraman çıkartıp şey hmm. falan. O aynanın öbür tarafındayken yani de evet. gitmiyor falan. Ehiro bir kahraman mı hani bunun için birden fazla kahramana ihtiyacınız var bu vakadan sonra falan deyince. Yani filmin so sonunda hani ikinci kez madalya alıyor. Evet. Ama iki al madalya alan karakter arasında bambaşka bir şey var yani hani. Evet aynen. İki evet. farklı kişi gibi alıyor yani madalya. Evet. O da senaryonun en güzel kısmıydı. Karakter gelişimini çok severiz hepimiz. Aynen öyle. Evet, gelelim fasulyenin faydalarına. <laughs> evet, 24 bölümde fasulyenin faydaları cümlesini kuruyorsun. Artık başka bir şey bul. <laughs> Ispanak de. Mesela annem öyle derdi. <laughs> ispanağın faydaları. Barbunya. Şimdi arkadaşlar. Evet. Ali Furkan e, önereceği filmi seçmeye çalışıyor filmden önce yapmadığı için tabii. Şey. Yok yaptım da. Tamam, yok yok ya. yapmadı, yapmadı yani. <laughs> Zaten bu filmin yarısını da biz yayına başladıktan sonra izledik. <laughs> <laughs> Arkadaş. Tamam lan, seçin hangisini? Tamam. Tuna sağı seçelim mi? Sadece Solu seçiyorum ben. Bu mu? Ben sana uyarım kralım, seç. Tamam bu. bu tamam bunu seçiyorum? <laughs> Neyse böylece karar verdi hangisini <laughs> evet, daha çok istediğini. Evet. E, neyi istediğini anlamış olduk. Evet. Evet. Arkadaşlar haftaya e, Miyazaki hiç izlemedik. Bir Prenses Mononoke izleyelim istiyorum. E, Miyazaki'nin bence en böyle yetişkinlere yönelik diyebileceğimiz filmi de bu herhalde. E, benim izlediklerim arası en azından. Hem de Ömer de biraz çizgi film izlemiş olur. Aa. Aynen. <laughs> <laughs> bu Ömer bunu sever ya bence. Güzel. Evet. Evet. Haftaya arkadaşlar Prenses Mononoke'yi izliyoruz. Öyle karar verdim ben. Canım öyle istedi. Sebebim de bu. Ee, biz ha. Ghibli filmi izledik aslında. Ghibli'yi biraz sert açılışlı yaptık ama o Miyazaki filmi değildi. Miyazaki'nin en sevdiğim filmi de bu olduğu için ben bu filmi izleyelim diye karar verdim. Evet. O zaman kapatıyorum. Kapatalım. Evet arkadaşlar. LA Confidential filmini izledik ve Üzerine konuştuk. Siz ne düşünüyorsunuz? Russell Crowe iyi mi? Guy Pearce kötü mü? Kevin Spacey sapık mı? Evet, o zaten test için. <laughs> <Ha, ya>. Doğru. <laughs> ee, Dudley <Dad> oynayan <laughs> abinin adı neydi? ya <laughs> Hanson. Ee, yok. Bana isim sorma. Amerikan Eyvallah. futbolcusu evet. söyleyip duruyorum bir yayın. Gas Edwards. Gas Edwards hakkında ne düşünüyorsunuz? <laughs> Filmde bir alakası var mı? <laughs> Bunları bunlara yorumları yazın. Siz ne düşünüyorsunuz? Filmin senaryosunu beğendiniz mi? Dönemine göre mi iyi? Yoksa yok şu anda gayet iyi olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bu filmi ilk defa mı izlediniz? Daha önce izlediyseniz bizim bu film hakkında düzgün konuştuğumuzu, hakkını verdiğimizi düşünüyor musunuz? Kim Basinger 5 saniye oynamasıyla Oscar alması hakkında mesela ne düşünüyorsunuz? Onu da yorumları yazabilirsiniz. Onun dışında bir şey demiyorsunuz. Kapatıyorum. Yok. Çok Eyvallah. teşekkür ederiz. Beğeni, yorum falan bekliyoruz hani. Aynen öyle. Önemli. Bizim için önemli. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı, zile basmayı ve paylaşmayı unutmayın. Ne kadar çok unutmayacağınız şey var ya. Yani. Ta, ta, ta ta Gerçekten. Bu kadar hafızanız olsa büyük ihtimalle hafızanızı da bunu harcamazdınız diye tahmin ediyorum. Evet. <laughs> O zaman hayırlı sabahlar, hayırlı öğlenler, hayırlı akşamlar artık ne zaman izliyorsanız. Selametle. Bir selamet. Duvar atıyormuşum ben. Ömer'im. <laughs> <laughs>